Ergün diler, Yeni Masa CHP liderinin inancı üzerinden konuşması, cumaya da bayram namazlarına da giderim demesi, cami açılışı yapması, aynı şekilde İmamoğlu'nun yaptırdığı camiyi hizmete sunması ve siyasi yürüyüşünde İslam'ı öne çıkarması ne anlama geliyordu? Herkes girdiği tüm seçimleri kazanan Başkan Erdoğan'a mı benzemek istiyordu? Seçimleri kazanmanın yolu İslam'dan mı geçiyordu yoksa başka bir hesap mı yapılıyordu? Ne oluyordu? Bence sorunun cevabı tartışıldığı kulvarın çok dışında. Açalım. Türkiye'deki siyasi analizler hep ideoloji temelli olduğu için stratejik hesap yapmayı ıskalardık. Bu durum dünyayı yanlış anlamaya yol açmaktaydı. Bunun sonucu olarak da rotamızda yürüyüşümüzde sağlıklı sonuç vermiyordu. Profesör Doktor Haydar Furgaç son Osmanlı sadrazamlarından Müşir Ahmet İzzet Paşa'nın dört evladının en küçük çocuğu olarak 16 Nisan 1919 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğreniminin çoğu St. Joseph Lisesi'nde geçmiş, 1936'da Saint Michel'den mezun olmuştu. Daha sonra üniversite tahsilini Lozan Üniversitesi İkoldis Sions Politik'te 1941'de tamamlamıştır. Okurken matematik kursları almıştır. Yurda dönüşte bir müddet özel bir kuruluşta çalıştıktan sonra 1949 yılında İstanbul İktisat Fakültesi'nde asistan olarak çalışmaya başlamış, 1950 yılında Harp Masraflarının İktisadi Tesirleri adlı teziyle doktor olmuştur. Profesör Doktor Haydar Furgaç, rahmetli Mahir Kaynak hocanın hocasıydı. Aralarındaki tartışmaları bana büyük bir keyifle anlatırdı. İzzet Paşa Arnavut kökenliydi. Manastırlıydı. Ali Fuat Cebesoy, Ahmet İzzet Paşa'yı askeri, felsefi, edebi, yüksek kültür sahibiydi. Arnavutça, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça bilirdi. Türkçesi de çok güzeldi. Tevazu içinde derin bir gururu vardı. Askerlik fenninde mahirdi. Bilhassa stratejisti sözleriyle anlatırdı. Profesör Haydar Furgaç'ın babası olan İzzet Paşa, Cumhuriyet kurulduktan sonra da burada kalmış ve 1937'de vefat etmiştir kaçmamıştır gitmemiştir. Bilinmeyense İstiklal Savaşı sırasında yaptığı silah yardımıdır. Yani Osmanlı paşası olarak yeni yönetimle kavga etmiyordu. ayrı ve karşı saflarda değildi. Cumhuriyet de yeni ideoloji de varlığı korumak için bir yoldu. O dönemin ruhu şartları buna izin veriyordu. Osmanlı'da padişahtan sonra iki numaralı isim olan Sadrazam Ahmet İzzet Paşa yeni devlete razı olduğu gibi korunmasını da istiyordu. Fakat olaylara duygusal ve ideolojik bakardık. Stratejik olarak düşünmeyi pek tercih etmiyorduk. Yani gerçekte olanla yaşanan ve var gösterilen arasında büyük bir uçurum vardı yabancı istihbarat örgütlerinin yıllara yayılan stratejik hamleleri görülmedi ve çok zaman ayrıştık, ayrı düştük. Devam. Uzun zamandır bölgenin değişeceğini, Türkiye'nin de rota ve pozisyonunda farklılığa gideceğini yazıyorum. Küresel ve bölgesel değişime odaklandığım için gördüklerim bunları yazmamı zorunlu kılıyor.'' Geçtiğimiz günlerde de yazdım. Leyla Zana uzun zaman sonra röportaj veriyor ve önemli bilgiler paylaşıyordu. Zana, sorunu Erdoğan'sız ve Öcalan'sız çözmek isteyenler bu işi kendi aramızda çözeriz diyenler oldu. Dünya kadar risk göğüsleyeceksiniz ve kimileri sizleri bu işin dışında bırakarak yol almak isteyecekler. Kabul eder miydiniz? Zor dedi. Bazı AK Partililerin o dönem kendisine biliyor musunuz sizinkiler Öcalan'ı dışlamak için bu süreci bozdular dediğini aktaran Zana bu kişilere siz de Erdoğan'sız bu işi götürmek istediğiniz için süreç bozuldu yanıtını verdiğini anlattı. Başkan Erdoğan'ın süreci dondurucudan çıkartıp tekrar başlatabileceğini de sözlerine ekliyordu. Seni Cumhurbaşkanı yaptırtmayacağız çıkışıyla çok konuşulan Selahattin Demirtaş da hapishaneden Diyarbakır'daki barış konferansına mesaj yolluyordu. Kürt sorununun çözümü resmi olarak bir masa etrafında konuşulacaksa ki bizce gecikilmeden konuşulmalıdır, masada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen hükümet olmak zorundadır. Hükümet de bugün itibariyle Sayın Erdoğan şahsında temsil edildiğine göre bu işin birinci muhatabı Sayın Erdoğan'dır. Daha önce de defalarca yazdığım gibi aynı partide olmak, aynı mitinglere çıkmak, aynı seçmen kitlesine seslenmek, aynı politikayı izlediğiniz anlamına gelmezdi. Başkan Erdoğan bunu AK Parti'de en çok yaşayan isimdi. Partideki tasfiyelerin önemli nedeni buydu. Sık sık altını çizdiğim gibi, Amerika, İngiltere, Avrupa arasına sıkışan bir siyasi yelpaze vardı. Dışında kalamazdınız. Çünkü bu güçler küresel arenada da çatışıyor ve çarpışıyordu. İçeride ne olduğunuz dışarıda kiminle ittifak yaptığınızın da önemli işaretiydi. AK Parti daha çok AB ve İngiltere ile ilişkileri iyi olan siyasi isimlerin buluşma noktasıydı tezkere oylamasında bunu net olarak görüyorduk. Daha sonraki mücadelede partinin yönetimini rotasına ele geçirip bunu belirlemek içindi. Ancak biz isimlere takılır yine stratejik olarak bakamazdık olan bitene. Avrupa'nın en zayıf noktası enerjiydi. Türkiye'yi PKK üzerinden bölüp varlıklı eğitimli bölümünü AB'ye alacaklar, Kuzey Irak'a oradan da Bağdat'a bağlanıp dünya petrol ve gazının merkezi olan Orta Doğu'da büyük oyuncu olacaklardı. Hesap buydu. Amerika da buna izin verirse gerileyeceğini biliyordu. Bu nedenle Almanya'yı beraber yendikleri Sovyetleri büyütüyor, Rosenbergler üzerinden nükleer silah temin etmelerinin önünü açıyorlardı. Batı Amerika'dan Doğu Ruslardan soruluyordu. Bu eski gibi görünen sistem revize edildi. Yine Avrupa merkeze konuldu, hedef yapıldı. Avrupa'nın gerilemesi, zayıflaması Çin'in de daha ileri gitmesine imkan vermeyecekti. Stratejik olarak Rusya'nın hamlesi önce Avrupa'ya, sonra Çin'e ve İngiltere'yeydi. Biz böyle bakmıyorduk o başka. Amerika-Rusya ittifakı Orta Doğu'da belirleyici olanın İslam olduğunu bilecek kadar akıllıydılar. Bu nedenle Müslüman kimliğini öne çıkaran iktidarlara destek veriyorlardı. Vermek zorundaydılar. Bölgenin gerçeği buydu. Burası da enerjinin ana vatanıydı ve yakında AK Parti içinde ve etrafında Amerika ile AB'nin nasıl mücadeleye giriştiğini görecektik. Önceki gün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurultayda Başkan Erdoğan'a seslenerek Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın sözleri üzerinde düşünmeye değerdi. Burada Başkan Erdoğan'a duyulan ihtiyacın yanı sıra bölgedeki değişim için aynı noktada olmamız doğru olandır temennisi de yatmaktaydı. HDP ve yeni şekliyle dem nasıl Erdoğan'sız olmaz diyorsa Devlet Bey de aynısını söylüyordu. Ancak ikisi farklı şeyler söyleyip başka Erdoğan'ın konumunu belirlemek istiyordu. Bu iki çıkışın üzerini kazıdığınız zaman küresel mücadeleyi görmek zor değildi. Olay da buydu zaten. Değişim olacak mı, olacaksa nasıl olacağın cevabı da bu tartışmada yatmaktaydı. CHP'deki cami açılımı da Türkiye'nin alacağı rolle ilgiliydi. Sadece yerel seçimler çerçevesinde değerlendirmek eksik ve hatalı olurdu. Ergün Diler Takvim